Son günlerde yaşanan darbe imalarına karşı çok ciddi eleştirilerin getirilmesini kimileri duygusal bir tepki ve abartı olarak değerlendirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın Allah'a bir can borcumuz var, onun dışında kimseye eyvallah etmeye sözü de benzer şekilde eleştiriler konuldu. Oysa yakın Türk siyaset tarihine baktığımız zaman AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü saldırıya maruz kaldığını gördük. Darbe kalkışmasından sokak gösterilerine, yargı darbesinden parti kapatma davalarına, suikast girişimlerine kadar. Yine Türk siyasi tarihinde asılan, hapsedilen, işkenceye tabi tutulan, sürgün edilen liderler olduğunu biliyoruz. Böyle imalarda bulunmak hem büyük bir hukuksuzluktur, hem de yakın zamanda darbe yaşamış, şehitler vermiş, gaziler vermiş milletimize karşı büyük bir saygısızlıktır. Ve milletimiz 15 Temmuz gecesi bu tür kalkışmalarda bulunanlara nasıl cevap vereceğini, kendisi için bedel ödemeyi göze alan liderler için nasıl ve milleti için, ülkesi için nasıl bedeller ödeyebileceğini bütün dünyaya göstermiştir.